Sevgili seyirciler, Sakaryaspor'un da bulunduğu 1. Lig'de maçlar bütün hızıyla devam ediyor. Sakaryaspor deplasmanda Yılport Samsun Spor'la oynadı. 3-2 maçı kaybetti. Ayrıntıları söz Sakarya Spor Müdürü Şenol Çivicik'ten alıyoruz. Buyurun Şenol. Evet, çok önemli bir maçtı bizim için. Maça da çok iyi başladık. Beklediğimizden iyi başladık. İlk 10 dakikada 2 tane çok net gol pozisyonumuz var. Yani Samsun Spor bu kötü döneminde yakalayabileceğimiz en iyi şekilde yakalamıştık ama değerlendiremedik. Bunları değerlendiremeyeceğiz. Sonuçta karşınızda da ligin kadro kalitesi olarak önemli takımlardan bir tanesi var. İyi gününde olmasa da ikinci yarıda şu ana kadar pek değerlendirmedikleri Tanku diye bir Brezilya'da oyuncuları oyuna girdi. İki tane üst üste gol buldu. Buna rağmen Sakaryaspor oyunu bırakmadı. 80'de Kasongo, 89'da da Samsun'un kendi kasına attığı golle beraberliği sağladık. Bence Samsun'da alınan beraberlik de önemliydi ama özellikle bireysel hataların ön plana çıktığı bir maç oynadık dün. Son dakikada böyle oldu. Fofana'nın faul olarak düşünülebilir ama sonuçta hakem düdük çalmadığı sürece maç devam ediyor. Bizim oyuncuların dalgınlığı, Çağlayan'ın bireysel performans zayıflığıyla son dakikada yine tank diye dedikleri oyuncunun golüyle 3-2 mağlup olduk. Çok yazık oldu. 2-2 olsa idi, biz buna razıydık. Çünkü Samsun Spor da hesaplarını Süper Lig için yapıyor değil mi? Hem öyle hem de ya maçı şimdi 2-0'dan son 10 dakikada 2-2'ye getirmek önemli hiç puansız dönmektense. Orada biraz daha sakin davranılabilirdi. Biraz daha... Panik mi yaptık? Yani 3. golü atalım. Hemen yani hazır 2-2 bulmuşken bazen bazı şeylerde biraz nefeslenmek lazım. Dün o biraz tecrübesizlik oldu bence. Onun eksiklerini gördük. Ama dediğim gibi bence çok yazık oldu hakikaten. Yani bir deplasmanda belki Sakaryaspor'un, ya bu senenin en iyi futbol olduğu kesin de son dönemlerdeki en iyi oyunlardan bir tanesiydi. Özellikle oyun iştahı. Hocanın sistem değişikliğinden sonra Vlorin'in, mesela iki hafta önce ben Vlorin'in kötü olduğunu söylemiştim. Vlorin'in, Nalepa'nın hücuma dönük oynadıklarında etkili olduklarını gördük. Dünkü oyun bana yani mağlubiyet olarak üzdü bizi ama oyun olarak ilerisi için ümit verdi. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.